Evet, bugün 29 Kasım 2022. Bildiğiniz gibi biz 2021 yılında Milletin Enflasyonu adlı bir çalışma yaptık. Daha sonra 2022 yılında Genel Başkanımızın ve ekonomist arkadaşlarımızın öngörüsü doğrultusunda Milletin Geçim Derdi adlı çalışmayı yaptık. Orada da her ay alışverişimizi yaptık ama maalesef bir ay aldığımızı öbür ay alamadık. Öbür ay aldığımızı da diğer ay alamadık. Şimdi son ay 1700 lira kira vardı. 100 lira aidat. Elektrik faturası 255 lira geldi. Su faturası 257 lira. İnternet faturası 100 lira. Doğalgaz 760 lira. Telefon faturası 190 lira. Çocuk için harçlık 350 lira. Ulaşım için 350 lira. Ve ekmek için 255 lira ayırdık. Bunların toplamı 4320 lira tuttu. Bu ailenin artık alışveriş yapacak parası kalmadı zaten. Biz de bunun için tekrar 2023 yılında bu aydan itibaren Milletin Enflasyonu adlı çalışmamıza devam edeceğiz. Ve şimdi alışverişimize gidiyoruz. Buyurun alışverişimizi yapalım. Evet, şimdi ne alıyoruz? Biber alıyoruz. 24.500. Evet. 1 kilo. Domates alayım ben. Domates al. Ne kadar alıyoruz domatesi? Domates de o kadar. 1 kilo. Aha, evet. Tamam. Domates, ben bunu tarttırayım, sen domatesi al. 19.95. Şunu vereyim. Tamam, sağ olasın. Onu da şey yapalım. Tamam. Son kuru aldım. Kilosu 14.95. Salatalım. 19.95 olmuş. Domates aldık. Salatalık aldık. 1 kilo kabak, 1 tamam. Kilo patlıcan. Kabağın kilosu 19.95, patlıcan 14.95. Patlıcan, kabak. Şimdi limonun tanesi 2.95 olmuş. Biz 1 kilo alıyoruz. Ben şimdi bir tane karnabahar alacağım. 14.95 karnabahar. Fasulye alacağım. Biraz alayım mı? Tam 1 kilo olsun. Tam bir kilo şey. Tamam. Şimdi marulu aldım ben. 8.95 tamam. Marul. Havucu da aldım. Yarım kilo havucumuz var. Tamam. Havuç ben onu da tarttırdım. 8.95 olmuş. Yarım kilo. Tamam. 3.95. Bir tane aldım değil mi? Bir tane. Üzüm bir kilo. Bir kilo. Bir tane böyle alalım biz. Tamam. Tamam, bunu tarttırayım ben. Sen 1.5 kilo elma. Ben 1.5 kilo elma. Bir tek elma ile üzüm var değil mi meyve? Şimdi ne yap, sarımsak? Kilosu 49 lira. Sen şeyi al. Ben soğan alayım. Soğanla patatesi al sen. Ben şunu tarttırayım. Soğan 1 kilo mu? Evet. Zaten 4-5 tanesi 1 kilo geliyor. Geçtiğimiz yıl 5 liraymış patates. Şimdi aynen, kilosu 12.95 olmuş. %150 bu da ya. Tamam, ben bunu da tarttırayım. Tamam, 1 kiloda tamam, bunu soğanımız da var. Tamam. Tamam. Bebek mamasını alalım. Tamam. Şimdi bebek maması 99.90 olmuş. 79.90. Çocuk bezini alacağız. Tamam. 69.90. Vay be. 2 paket makarna alıyormuş. 2 paket mi? Makarnanın tanesi 4.70'ten 11.35'e çıkmış. 2 paket makarnamız var. Kırmızı mercimek. Şimdi 1 kilo pirinci 15 liraya alırken 47.90 alıyoruz. Vay be. Yoğurt ve kuru fasulye. Tamam. Bir tane de bulgur alacağım. Bulgur alıyoruz. Şimdi biz şuradan peynirle tereyağı yağ alacağız. Tereyağı. Evet. Şuradan. Yağ 89.90 olmuş. Geçen sene 35.90'mış. Evet. Bak peynir. Geçen sene yarım kilosunu 30 liraya alıyorduk. Şu an 58 lira. Hem gramajı düşük. Bak 420 gram. Hem gramajı düşük. Evet. Hem de 30 liraya aldığımız 58 lira. 2 hafta yetmez. Şimdi kaşar peyniri bayağı bir zamlı sanırım. 87.50. Geçen sene 37 liraymış bu. 50 lira mı fark gelmiş? Evet, hayvancılığı ve tarımı desteklemezlerse böyle olur işte. Acısını vatandaş çekiyor. Tamam, kaşar peynirini de arada 50 lira aldık. Bir dakika, şey yumurta alıyorduk şuradan. Bunlar 15'i değil mi Nigar? Evet, 15.
Biz 30'lu alacağız. 30 tane alacağız. Bir tane daha vereceğim. 2 paket yumurtamız var. Tamam. Tavuğu da aldık. Şurada zeytin alalım. Gel şurada tamam. Yarım kilo zeytin alıyorum. Tamam. Tamam, yarım kilo zeytin. Yarım kilo zeytin. Evet, biraz amca evet. Ya karabiber ama şeydi ya. 2 paket alıyorduk bak karabiber. Evet. Karabiber 2 paket. Paketi küçük diye 2 paket alıyorduk. Evet. Tamam. Ne kadar olmuş? 19.50. 7.75'miş geçen sene. 1 litre yağımız var. 24 küsürmüş. Şimdi 46.90, 47 lira. 1 litre yağ. Evet. Şimdi şuradan un alacağız. Tamam. 1 paket. Kaç lira? 16.90 olmuş. 8.5 liraymış geçen sene. Ha, buradan tuzu alıyoruz. Kaç lira olmuş? 8.90 olmuş tuzumuz. 4.25'miş. %100'den de fazla gelmiş. Çayımızı, şekerimizi alalım. 2 kilo alacağız. 2 kilo alacağız şu şekilde. Ne kadar? 25.50 kilo. Bir tanesi. Evet. Geçen sene 2 tanesi 16.90'mış. Tuvalet kağıdı. Kaç lira? 89.90. Neredeyse 90 lira, 45.90'mış. Buna da %100 zam gelmiş. Tamam, bir de ekmek alacağız. Kolay gelsin. İki tane ekmek alacağız abiciğim. Evet. Sağ olasın. Ne kadar? 8 lira. Tamam, sağ olasın. 4 liraydı. 4 liraydı. Şimdi 8 liraymış, %100. Tamam. Evet. Listemiz bitti herhalde. Evet, bu liste bitti. Yani burada hiç temizlik maddesi yok. Listemiz bitti. Kolay gelsin. Evet, alışverişimizi bitirdik. Şimdi bunun hesabını yapacağız. Biz 2021 yılında Milletin Enflasyonu adlı bir çalışma yapmıştık. 2022 yılında Milletin Geçim Derdi adlı bir çalışma yaptık. Ve şimdi tekrar Milletin Enflasyonu adlı çalışmamıza devam edeceğiz. Bir sepet oluşturduk. Bu sepette aldıklarımız şu anda 1648 lira. Aynı ürünleri biz geçen sene Kasım ayında, yine 2021'in Kasım ayında almıştık. 871 lira tutmuştu. Bu Kasım ayında 1648 lira tuttu. Şimdi bu çalışmamıza her ay devam edeceğiz. Biz buradan TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya'ya sesleniyoruz. Nefesimiz ensenizde. Milletin hakkına, minnetin vebaline girmeyin diye biz bu çalışmamızı devam ettiriyoruz. Sakın ola ki enflasyonu ölçerken 0.1 bile vatandaşın hakkına girmeyin. Rakamları doğru açıklayın. Çünkü biz bu çalışmayı her ay yapacağız. Ve doğru rakamları açıklayacağız. Sizin yaptığınız çalışma çok önemlidir. Çünkü asgari ücretli vatandaşlarımız, buna bağlı olarak kamuda çalışan vatandaşlarımız ve yine emeklilerimiz sizin açıkladığınız enflasyon rakamlarına göre maaş zammı alacaklar. Onun için üzerinizde çok büyük bir vebal var. 0.1 bile vatandaşın hakkına girmeyin. Biz sizin yaptığınız çalışmayı yakından takip ediyoruz ve bunu her ay açıklayacağız. Mesela bu ay Niger çok şey gördük. Mesela nelere çok... Süt ürünlerine çok zam gelmiş. Kuru mesela, kuru fasulye, nohut, pirinç, onlara zam gelmiş. Şekere asıl çok zam gelmiş. Evet, geçen ay yaptığımız alışverişe göre şimdi mesela dikkatimizi çekti. Daha önceki aylar da öyleydi, evet. Ama bu artık fiyatlar çok almış başını gitmiş. Sizin bu beceriksizliğiniz, sizin acısını vatandaşımız çekiyor.